Evet arkadaşlar, Kulüp Admiral Resort'a geldik Side'de. Bugün üçüncü günüm burada aslında. Bu videoyu çekerken biraz daha bilgi sahibi olduk otelle ilgili. Güzel bir otel. Sadece biraz odalarında belki yenilenme ihtiyacı var. Burası normalde otele ilk geldiğiniz zamanki otopark ama genelde dolu oluyor. Sizi alt kata yönlendiriyorlar. Şurada aşağıdan bir tane otopark var. Araç şarj cihazları var bu arada burada. 3 tane elektrikli aracınızı burada şarj edebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Şimdi otelin içine doğru bir gidelim bakalım. Çok güzel bir lobisi var girişte. Çok sıcak bir hava var hakikaten. Antalya'da bugün 40 derece üstü zannedersem. Gerçekten bekliyorum içeride. Burası lobi. Check-in ve check-out işlemlerinin yapıldığı yer. Piyano da var, çalmasını bilene. Burada check-in işlemlerini yaptırırken yan tarafta bir lobi barı var. Hemen şu merdivenlerden de alt havuza gidebiliyorsunuz bu arada, aklınızda olsun. Burası da lobi bar arkadaşlar. Burası da havuz. Hemen girişte burada tuvalet var yanlarda. Abi bazen bir şeyler alalım burada. Pasta çeşitleri de var, oturma yerler de var. Arkadaşlar şöyle bir kokteyl aldım. Böyle bir kokteyl menüsü var. Şimdi buradan kaldığım odaya doğru
İlerleyeyim bir de orayı göstereyim size. Arkadaşlar otelin odaları bu şekilde. Arkadaşlar minibarlar her gün doluyor, sıkıntı yok. Bize bir dublex oda verdiler, normalde standart odaydı. Oradan bize bir kıyak yaptılar sağ olsunlar. Orayı da size göstereyim şimdi birazdan. Yalnız biraz önce gittiğim lobi bar sabaha kadar açık deniliyordu. Çocuk dedi, alırken sordum, dün akşam çünkü kapalı dendi. 12'den sonra açık ama diyor, abi diyor işte alkol yok diyor, sadece sıcak içecekler zannedersen. Bu yönden biraz garip. Havuzun orada bir yer varmış. Gece yarısından sonra açık ama kaça kadar açık bilmiyorum. Evet arkadaşlar, odaları da size göstereyim. Gelmişken, bizim burası dubleks oda diye geçiyor. Nasıl dubleks oda onu da göstereceğim. Şimdi burada kapıdan girdiğimizde şöyle dolaplar var. Size tuvalette göstereyim. Tuvalet, banyo bu şekilde. Saç kurutma makinesi aynı var. Duşakabin bu şekilde. Bunlar. Onun dışında burada dolapları var. Kasa da mevcut. Çift kişilik yatak var arkadaşlar bu dubleks katın üstünde. Şurada işte bir komedi. Ayna. Televizyon. Minibar burada arkadaşlar ama birazcık odalar eski. Minibar da birazcık tabi en azından boyansaymış, göze hoş gelirmiş. İşin bana garip gelen diğer tarafı, minibarda alkol yok, bira yok. Normalde diğer gittiğim otellerde her zaman günde o küçük biralardan ikişer tane koyarlardı. Burada bira vermiyorlar, yani alkol konulmuyor minibara. No alkol. Bu durum bana garip geldi, anlamadım. Şuradan üst katın manzarasını da göstereyim size. Havuz manzaralı bir oda. Karşısı havuz var. Havuz bakımından baya baya bir zengin bir otel. Yani büyük. Sıkıntı olmuyor ama şezlonglarda işte biraz sıkıntı olabiliyor bazen. Çoğu otelde oluyor zaten bu şezlong olayları, sıkıntı. Bir de buranın bir sıkıntısı daha var.
yemeklere, kahvaltılara biraz erken gitmeye çalışın. Elinizde tabakla biraz ayakta dolanabilirsiniz yani ben nerede yemek yesem diye. Çünkü böyle bir yer bulma olayı da var yani. Bu yönde bir sıkıntı var otelin. Minibarlar dediğim gibi her gün dolduruluyor, eksiksiz geliyorlar ama alkol olmadığı için, alkol olsa bu kadar düzenli doldurulur mu? Daha önceki otellerde çünkü öyle sıkıntılar yaşamıştım. Buradan da aşağı iniliyor arkadaşlar. Next kat. Normalde biz standart oda tutmuştuk. Sağ olsunlar bize bunu verdiler. Burada da işte benim oğlan kalıyor. Bilgisayarı kurdu buraya, masasına. Normalde iki tek kişilik yatak vardı burada. İkisini birleştirdi o rahat yapmak için. İşte onda kendine ait dolabı falan var. Kendine ait dolabı var, televizyonu var. İşte burada manzarası da onun. Havuza bakıyor yeniden. Ya güzel. Aşağıda arkadaşlar çok fazla hani her yere yakın şekilde konumlandırılmış barlar var. Yani bir şey almak istediğiniz zaman çok fazla bar var. Dondurma pastane, dondurma dükkanı bu havuzun etrafında. İşte akşamları popcorn falan. Yiyecek olayları çok güzel. Yani çok çeşitli. Bir de böyle normalde diğer otellerde hani şey yaparsınız. Hep aynı yemek kokusu tadı gelir falan. Burada gerçekten güzel o. Yemek konusunda yani mide fesadı geçirebilirsiniz o derece. İyi bir otel. Yemek konusunda hakkını yemem. Çok çeşitlilik var. Gece kaça kadar açık bilmiyorum. Yani 12'den sonra bile 12'de gittiydim. Pastanesi var şurada. Yani dondurmasını da alabiliyorsun pastaneden. Pastalar, kurabiyeler. Yani filtre kahve, Türk kahvesi. Çoğu otel Türk kahvesi ücretsizdir. Ücretlidir mesela. Burada ücretsiz. Bir dondurma dükkanı da şurada ileride var. İki tane iki uçta hem pastaneden hem dondurma dükkanından dondurma alabiliyorsunuz. Şu karşıda işte birazdan gösteririm. Amfitiyatro var. Geceleri onun yanında bir konser alanı var. Konser veriliyor sürekli. O bakımdan çok güzel. Ama gel gelelim. Yani oda için şu an odadayım. Minibar olmaması garip. Yani minibar içinde alkol olmaması garip geldi bana. Yani adı üstünde minibar. Barda ne olur alkol olur ama yok. Ne yapalım? Biz de böyle sağdan soldan maalesef olacağız. Evet arkadaşlar, yürümeye devam edelim. Buradan alt katlar barlara ve havuza iniyor. Arkadaşlar. Oralara da inelim. Oraları da görelim. Yemekhanede neler var onları da ayrı ayrı çektim videoları. Kahvaltıda, öğle yemeğinde. Neler çıkıyor onları da diğer videolardan. Havuzun hemen yanındaki barlardan biri arkadaşlar burada. Buradan da hem dışarıdan hem buradan içeriden şeyler alabiliyorsunuz. Bunun yan tarafı da taşlı okey falan oynama yeri. Kağıt, taşlı okey, tavla. Burada oynayabilirsiniz bu yan tarafında. Süpermarketi var. Giysi, oyuncak. Şişme bot. Ne ararsınız var.
Bunun ilerisinde yemekhaneye gidiyor arkadaşlar. Şöyle dışarısını da göstereyim. Havuza çıkıyor burası. Burada dondurma yeri var. Dondurmalar var külahta, kasada. Çilekli, limonlu, karamelli, çikolatalı, vanilyalı hepsi var. Bu nasıl güzel? Burası da havuz. Biraz önce ismini gezdiğim bar burasıydı. Ama yiyeyim ben. Veranda varmış arkadaşlara da. Burası da havuz. Karşısı da havuz var. Burası da köprü. Karşıda da bir havuz var galiba küçük. Burası havuz var arkadaşlar. Buraya Tekirdağ'dan ya da Kocaeli'den buraya geldik. Merhaba. Hey Tekirdağ. Dolaplarda ayran ve su çok yerde var. Ayran çocuklar için su. Buyurun. Kırmızı köpeği harika sıfır. 1-0. Evet arkadaşlar, karşıda da pastane var. Şimdi oraya gideceğim birazdan. Alaçatı patisserie.
Orası da pastane gece yarılarına kadar açık. Gece yarısı 1'de mi gittim, 12'de mi açıktı? Oraya da bir gidelim. Karşıdaki pastaneye gidelim. Pasta, poğaça, fitre kaldı. Her şey var burada. Dondurma. Hakikaten kalabalık ya. Şurada kapalı havuz var karşıda. Hemen yanında da arka tarafında fitness var. Evet arkadaşlar, şurada kapalı havuz var. Burada kapalı havuz. Burada da bir yarışma var galiba. Merhaba bebeğim. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Her şey yolunda. Yolunda. Adınız bebeğim? Tuna. Tuna nereden geliyorsunuz? Pardon. Strasbourg. Strasbourg nerede? Fransa. Fransa. Tuna Bey Fransa'dan geliyor. Kocaman biraz geç. Tuna Bey'e gelsin. Fransa. Hello. Merhaba. Merhaba. Ben bu kişiyle de merhaba. Arkadaşlar tam karşıda kapalı havuzun yanında buradan görüyorsunuz fitness center diyor şurada ileride. Fitness center burada. Çocuklar için de büyük bir park var burada. Yere doğru uzanıyor. Bayağı bir şey var kaydırandan salıncağına kadar. Burası da kulüp mü acaba? Mini club diye evet, çocuklar için karşı. Aqua park bölümü de burada. Şu an kapalı 10-12 arası. Açık oluyor. 12 geçti herhalde saat. Evet şu an kapatmışlar.
Birden sonra, ikiden sonra yeni açılır. Bunlar çocukların duş alması için güzel şirin yapmışlar. Gir oğlum, koş. Arkadaşlar bu solda tünel var. Burası denize çıkıyor. Şurası denize gitmek istiyorsanız. Tünelden karşısı da gözlemeci. Gözlemeci teyze var. Burası da öğlen aparatiflik atıştırmalık. Teyze gözlemeleri yapıyor şu an. Ispanaklı. Lollo. Küçük bir alan da var. Sekiz arası gözleme. Aklınızda olsun. Aqua Park'ın hemen yanı. Ya da buraya gelin. Atıştırma. Pizzalar falan var. Burada taze. Balık, tavuk. Sosis, şiş tavuk. Döneri, takosu hepsi var. Abi gene burada da var. Burası da hamburger evi, hamburger evi. Kaça kadar çıkmış? 16, 4'e kadar. Buradan da arkadaşlar amfiteyatroya çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar, burası da amfiteyatro. Geceleri bayağı eğlenceli oluyor buralar. Amfiteyatro.
tiyatro, eski Roma tarzı. İyi ya, güzel bu. Karşıda aquapark. Anka kuşu ortada. Şimdi saat 2'den sonra burası yeniden açılacak, 5'e kadar zannedersem. 10 ile 12 arası, onu biliyorum. Sonra ara veriliyor. 2 ile de 5 arası olması lazım diyebiliyorum aquaparkın çalışma saatleri. Aşağısı da gece önce hiç dolu konser alanı. Burası da konser alanı arkadaşlar. Burada canlı live müzik var. Zaten sola döndüm, gözlemeci teyzeye gidiyor gene. Evet, gece burası hınca hınç oluyor arkadaşlar. Burası da konser alanı, sahne. Çok güzel de bir alanı var. Yine gözlemeci teyzeden oraya çıktık zaten. Biraz önce geldiğimiz. Otel bu şekilde. Harika. Tuvaletler var. Tek deniz kaldı. Onu da akşamüstü gideceğim zaten. O zaman çekerim. Botları buradan alıyorsunuz. Yukarıdan kayıyorsunuz arkadaşlar. Yok, bekle. Are you ready?
Nereden geliyoruz? Kostova! Adınız nedir? Nereden geliyoruz? Kostova biraz kış, Kostova'ya gelsin. Evet, adınız nedir? Nereden geliyoruz? Adınız nedir? Ben. Nereden geliyoruz? Ben. Buyurun! Hocam. Zakkum. Ya bir şeyler atıştıralım. Hem Doğukan da görsün. Doğukan orada oturdun mu? Oturmadın galiba. Of, amma yaktı omuzlarımı. Hemen gölge atayım kendime. Ben şurayı çekeyim. Şuraya hemen. Hamburger bitmiş. Oh. İlerleyeceğim de nereye ilerleyeyim? Bu
Görüşürüz.